Merhaba arkadaşlar. Bugün de kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Neyle devam ediyoruz? Fundamentals in ELT. Geçen videoda nelere bakmıştık? İngilizcenin doğuşu, global olarak nasıl bu noktaya gelişi ve bizler de öğretmen olarak İngilizcenin gelişimiyle alakalı bir takım bilmemiz gerekenleri alıp bu bilgiler ışığında da ders programımızı, ders durumlarımızı, içeriğimizi nasıl hazırlamamız, nelere konsantre olmamız gerektiği, bir takım kavramlar, ESL, EFL Uh, English for Specific Purposes and General English arasındaki karşılaştırma, temel özellikler, gereksinimler, Dillerin kullanılmış kullanıldığı yerlere göre bir takım farklılıklar bunlardan bahsetmiştik. Şimdi ise zaman zaman karşımıza çıkan iki kavramı karşılaştıracağız. Yani Focus on Form ve Focus on Forms. Bunlar ne demektir? Ne şekilde karşımıza çıkar? Eğitim öğretim boyutunda nasıl bunları kullanabiliriz? Bunları söyleyeceğiz. Hemen arkasından da Defining Learners yani biz sınıflara girdiğimizde kimlerle karşılaşacağız? hangi yaş grupları var, bu yaş gruplarının gereksinimleri nelerdir, e, dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, bunlarla alakalı konuşacağız. Tabii ki daha sonrasında çocuklar öğrenimdeyken nasıl öğrenirler ortaya atılmış olan teoriler mevcuttur. Eğitim derslerinizden de hatırlarsınız Piaget'in bakış açısı, Bruner, Vygotsky e, gibi e, dil bilimcilerin öğrenime karşı e, yaklaşımları nasıl, bunlarla alakalı bir takım bilgileri tekrar hatırlatacağız size arkasından da bu videomuzu da bitireceğiz. İsterseniz şimdi hemen dediğimiz gibi focus on form ve focus on forms arasındaki farklılıkla başlayalım. Şimdi ben size bir örnek vereyim. Mutlaka ki gerek stajlarda, gerek belki de çalışma hayatınızda bu mesleği icra etmişsinizdir. Size bir tane course book vermişlerdir. Course book'u açmışsınızdır ve baktığınızda neyi görmüşsünüzdür? E, içeriği değil mi? Öğreteceğiniz durumları ne açıdan görmüşsünüzdür? Gramer açısından bakmışsınızdır ve bunları bir şekilde kontekstil olarak size zaten Main Course kitabı sıralamıştır. Yani bu ne demek oluyor? Her hafta orada öğreteceğimiz bir belli yapı mevcut. Bakıyorsunuz demiş ki işte elementary'e baktığımız düşünürsek be verb'ler arkasından demiş ki işte present simple arkasından demiş ki e, pronoun'lar, possessive'ler şeklinde gitmiş. Bakınız nedir bu? Dönem içerisinde önceden hazırlanmış olan bir e, izlenceyi takip ederek ben öğretimimi yapmışımdır. Dolayısıyla burada formlar çok önceden belirlenmiş ve benim elime main course olarak verilmiş. Her haftada sırası geldikçe ne yapmışım? Bir formu ben öğrencilerime öğretmişim. Dolayısıyla önceden belirlenmiş bir syllabus varsa ve haftalık olarak basamak basamak takip ediliyorsa biz bunlara ne şekilde isim veriyoruz? Focus on forms. Peki Focus on Forms'un forma göre farklılığı nedir? Şimdi Focus on Form nedir? İsterseniz bir de onu tanımlayalım. Approaches in ELT videolarımızı izlemişsiniz. Özellikle de komünikatif dönemdeki videolara şöyle bir e, tekrar geri dönüş yapacak olursak. E, bir task'la yaklaşım yapıyorsam. Neydi task? Öğrenciye vermiş olduğum, e, ulaşması gereken, konuşarak, tartışarak, etkileşime geçerek bir nokta olduğunu, e, olduğunu düşünelim. Mesela işte bir problem. Nedir? O problemi grup içerisinde çözmeye çalışıyorlar ve belli aşamalardan geçiyorlar. Öncelikle tabii ki e, bir pretask'im vardı. Daha sonrasında Tabii ki Task Cycle'ım yani öğrencinin performansının aktif olduğu bölüm ve en sonunda da Language Focus. Yani performans esnasında kullanmış oldukları yapının nerede, nasıl, hangi amaçta kullandığını gösterdiğim bölüm. Yani e işte bu noktada bakın karşımıza ne çıkıyordu? Mutlaka o günkü vermiş olduğum tasla, tas sonucunda çocuklarımız etkileşime girdiklerinde kullanmış oldukları spesifik bir yapının ortaya çıkması ve bununla alakalı da benim çocuklara ne yapmam fark ettirmem. Yani işte diyelim ki e, if clause type 2 çıktı diyelim. If I had money, I would buy a new car. Dolayısıyla bu yapının nasıl kullanıldığını, ne gibi durumlarda kullanıldığını tekrar tekrar örneklerle vererek hatta follow up questionlarla destekleyerek öğrenciye bu yapının kendi hayatlarında artık aktif olarak yer almasını düşündüğüm nokta. İşte burada bakın focus on form diyebiliriz. Bu tarz bir noktada yani hazırlamış olduğumuz taslarda çok öncesinden elimizde bir silibus var mı? Yok. Hayır. Nereden çıkıyor peki bu form ortaya? Verdiğimiz tasklarla, komünikatif tasklarla çocuk kullanarak, etkileşime geçerek o günkü form bilgisine ulaşıyor. Dolayısıyla o zaman ne deriz? Buradaki durum focus on Form. Nasıl ortaya çıktı? Daha ani, daha fırsat. Bir şekilde çocuk fırsatı ve neyin sonucunda bu fırsatı ele alıyor? Bizim sınıf içerisine getirmiş olduğumuz tasklarla. Önceden predetermined bir book ya da syllabus var mı? Yok. İşte o zaman burada focus on form olduğunu söyleyebiliriz. Komünikatif testte çıkıyor ve kesinlikle öğrenci etkin bir şekilde kullanılıyor ve en sonunda da ortaya çıkan yapıyı e, tartış. Peki o zaman hangisi daha etkindir? Focus on form mu focus on forms mu? Evet, tabii ki iletişim tabanlı biliyorsunuz günümüzde bu modeller daha ön planda tutulmaktadır. Dolayısıyla dil bilimcilerde yine focus on formun focus on forms'a göre daha etkin olduğu görülmektedir. Peki focus on formda e, neyi ön planda tutacağız? Mutlaka ve mutlaka ortaya çıkacak olan yapımızın komunikatif bir task sonucunda olduğunu söyleyebiliriz. Az önce bir örnek verdim. Dedim ki işte bu X task yarattık. Orada işte düşünelim ki işte if clause'dan type 2 çıktı. Yani if I had money I would buy a new car yapısı. Peki şimdi bunu bakın ben repeat desem tabii ki çocuk tekrar edecektir. Ama ne zaman nasıl kullanıldığı hakkında yeterli ben ona örnek veremezsem o anlık olarak kullanılacaktır ders aslında Yani şu kapıdan dışarı çıktığında bir daha kullanımı durumu biraz zor olacaktır. Çünkü farkında değildir. İşte o zaman burada focus on formun daha etkin bir şekilde işlevselliğini sağlayabilmek adına ne yapmışlar? Noticing. Evet. Şimet'in ortaya atmış olduğu noticing durumu söz konusu. Yani farkındalık yaratma. Çocukta bilişsel derinlik yaratmamız. O zaman işte ben ne zaman hangi durumda bu type 2'yu kullanacağım bilinci ortaya çıkarılabilirse. Yani how language works dil nasıl çalışır, bunun bilincini, kurallarını, e, anlamını çıkarırsa o zaman şu kapıdan dışarı çıktığında, bu durumla karşı karşıya kaldığında type to kullanma becerisini edinmiş olacaktır. Ama bunu muhakkak ki fark ettirmemiz gerekiyor. Peki fark ettirmek için de ne yapalım? Şimdi ne diyor? Bir kere o gün ortaya çıkacak olan x formunun mümkün olduğunca Karşı karşıya fazla bir şekilde karşı karşıya getirelim. They need to come across with it often enough. Çünkü kimisi e, iki kere ile öğrenirken, kimisi üç dört kere aynı durumla karşılaşması, aynı durumu tecrübe etmesi gerekir. Yani öğrenmede bireysel farklılıklar. Zaten öğretmen olarak bunu daima Hatırlıyoruz değil mi? Mutlaka aklımızın bir yerinde mevcuttur. Peki mümkün olduğunca karşı karşıya getireceğiz. Başka bir özellik yine noticing'in gerçekleşmesi için ne diyeceğim arkadaşlar? Attention. Evet. Mutlaka ve mutlaka ilgilerini çekmeyiz dikkatlerini çok pardon dikkatlerini çekmeliyiz dikkatlerini çekebilmek adına da ne te, e, nelerle uğraşmalıyız onların kendi e, özelliklerine uygun tasklarla yani dış hayattaki ilgilerine e, uyumlu bir takım aktivitelerle sınıfa gelirsek bu demektir ki onların dikkatini çekmişimdir. Peki o zaman dikkatini de çekmişsem ne yapacağım artık? Dikkatini çektim. Mümkün olduğunca karşılıklı gelmelerini sağladım. Dolayısıyla çocuk hangi noktaya geçti? Input'tan yani anlamlı bilgi girdisinden artık intake aşamasına geçti. Intake yani özümsüyor ve artık belli bir noktadan sonra da production, output'a ne yapabilir artık bu yapıyı çıkarabilir. O yüzden e, ne yaparsak yapalım, hangi task'ı verirsek verelim, sonucunda ortaya çıkan formla alakalı muhakkak ki ne yapıyoruz? Mümkün olduğunca sık karşılarına getiriyoruz. Onun dışında ilgisini çekiyoruz. Onun dışında belli zaman içerisinde muhakkak ki kullandırmaya çalışıyoruz. İşte bu task based'te de uyguladığımız sistem focus on Form arkadaşlar. Yani en sonunda da ne yapıyoruz? Follow up questions'larla çocuğu output yani nedir? Dili üretime e, ulaştırması diyebiliriz. Bu noktada özetlememiz gerekirse dili çocuklar nasıl daha çok alacaklardır? Daha ihtiyaçları olması dahilinde daha etkin bir şekilde dil öğrenimini gerçekleşeceklerdir. Peki focus on form yaparken yine neyi düşünmeliyiz? O zaman bu form meaning focused, communicative tasklarla onlara sunulmalı. Öyle değil mi? Onun dışında da ve mutlaka relevant yani ilişkili olması gerekir. Dolayısıyla da ne görüyoruz? Bakın focus on formun focus on forms'a göre daha etkin bir kullanım olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dil bilimcilerde o yüzden Focus on Form'un Focus on Forms'a göre yani çok önceden belirlenmiş olan syllabus'taki yapılar sırf bu hafta onları öğretmem lazım. Bu hafta şu, ikinci hafta bu, üçüncü hafta şu demek yerine komünikatif taslar içerisinde bu formları vermemiz daha doğru, daha etkin bir dil öğretimi olduğunu söylemektedir. Evet, şimdi o zaman artık neye geçelim? Tabii ki öğretmen olduğumuzda karşımıza çıkacak öğrencileri biraz daha tanıyalım. Bu noktada da işte aklımıza ilk olarak ne geliyor acaba? Yani ben ders içerisine giriyorum. Karşımda öğrenci var. Öncelikle bilmem gereken ya da aklıma getirmem gereken ne olması gerekir arkadaşlar? Düşünüyorsunuz değil mi? Şu age değil mi? Öncelikle yaşlarını bilmem lazım. Neden? Çünkü her bir yaşın kendine özgü bir takım gereksinimleri vardı hatırlayacak olursak değil mi? Çünkü bu da bana neyi verecektir, öğretim programımı nasıl yapmam gerektiğini ve ne öğretmem gerektiğini verecektir. Dolayısıyla ne yapıyorum bakın? Önce genelden başlayarak spefife doğru gidiyorum. Önceliğimiz neymiş? Kesinlikle yaş grubu. Şimdi o zaman neden önemlidir dedik yaş grubu neden? Çünkü her bir yaşın kendine özgü bir ihtiyacı var. İki belli bir yapabileceği özellik var. Üç bilişsel becerileri var değil mi? Her yaş aynı bilişsel beceriye sahip değildir. Mesela örnek verelim çocuklar daha çok ne şekilde öğrenir? İşte oyunlarla yani daha somut bir şekilde öğrenirken yetişkinler ise daha soyut fikirlerle öğrenirler gibi gibi. Dolayısıyla öncelikle ne yapmıyoruz? H. Birinci madde mutlaka ve mutlaka benim öğretimimi yapacağım yaş grubum nedir olmalı arkadaşlar. Peki o zaman. Şimdi sırada ne var diyelim arkadaşlar? Çocukların yaş grupları ya da öncelikle şunlardan bahsedelim isterseniz. Yaşlara dair olan inanışlar nelerdir? hep söylerler. Kulağımıza da çalınmıştır. Nedir? Genç yani daha küçük olan öğrencilerimiz yetişkinlere göre ne yapıyordu? Daha hızlı öğrenim gerçekleşiyordu. Yine bununla alakalı olarak 6 yaşına kadar dil edinimi müthiş seviyeye, son noktaya ulaşılıyor idi. Adolescence yani nedir? Teenage grup öğrencilerimiz. Onlar için nasıl bir inanış söz konusu? Poor learners. Neden poor diyoruz arkadaşlar? Çünkü e, henüz kişisel kimlik oturmadığı için e, bir takım motivasyon problemleri yaşanıla Çok kolektif, kooperatif çalışmaya da uygun olmaya biliyorlar. Çabuk dağılma durumları söz konusu. Onun dışında mesela e, edatlar için nasıl bir inanış söz konusu? E, burada da yaşın geçmesinden dolayı artık e, bir takım bariyerlerin konmasını söyleyebiliriz. Çünkü yaşım geçiyor öğrenebilecek miyim sorusu daima sınıf içerisinde akıllarında olmakta. Dolayısıyla bu negatif tutumu ortadan kesinlikle biz öğretmenler olarak kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki ama mutlaka bunlar tabii ki genel inanışlar. Kesinlikle e, hani herkes için standart böyle olacak diye bir şey yok. İsterseniz biraz daha detaylı olarak bakalım. Şimdi öncelikle Küçük öğrencilerimizi ya yarın öbür gün KPSS'de atandığımızda karşımıza küçük öğrenciler gelirse ne yapacağız? Neleri ön planda tutacağız? Bu arada şunu söyleyeyim. Bu bölümden muhakkak artık standlarda bağlamış durumda ÖABT soru yazarlarımız mutlaka bir sorumuz var. Bir. Bazen iki bile gördüğüm oluyor. Peki. Şimdi nelerden bahsedelim? Dedik ki küçük çocuklarla karşı karşıya kalacağız. Bir kere Pozitif olarak söyleyebilirim. Ne olursa olsun. Ee, verdiğiniz bir teksti tam olarak anlamasalar bile o gördükleri e, resim olabilir, bir takım figürler olabilir. Ne görüyorsa buna bir şekilde size cevap verme ihtiyacı. Yani bu e, açıdan avantajlıyız derse bir e, otomatik olarak dahi olma durumları söz konusu olacak. Karakteristik özelliklerinde bu söz konusu zaten. Peki şunu da söyleyebiliriz. Sadece e, vermiş olduğumuz temel konuya odaklanmıyorlar. Çevresinde ne varsa her şeyden öğrenim gerçekleştirebilirler. Yani e, duyularını kullanırlar. Bu bağlamda önemli bir bilgi paylaşayım size. Zaman zaman karıştırma olabiliyor. Derslere girdiğimde sınıflarda arkadaşlarla tartışırken burada e, şunu söyleyebiliyorum. Direct mi indirect mi öğrenim söz konusu? Ne deriz? They learn indirectly. Çünkü henüz e, soyut işlemler dönemi tam olarak gerçekleşmemiştir. O yüzden de they learn indirectly yani bir konuyu vereceksek muhakkak diğer duyularını da aktif olarak kullandırtmamız gerekmektedir. Ve direkt olarak şu şunun formu budur şeklindeki öğrenimden, öğretimden uzak durmamız şiddetle tavsiye edilir bu yaş grubu için. E, e, açıklamanın yanında ee, az önce bir şey söyledim. Duyularını kullanıyorlar. Yani bu 5 temel duyuyu mümkün olduğunca derse kanalize etmemiz lazım. X yapısını açıklarken muhakkak farklı duyularla da desteklemem lazım. Görsel mesela değil mi? Görme duyularını aktif edebilmek için. Dolayısıyla birçok görsele ihtiyacım vardır. Mümkün olduğunca dokunma, etkileşime girme. Yani sınıf içerisinde ne kadar fazla duyuyu kullandırtabilirsem işte dil öğrenimi de buna bununla paralel olarak daha efektif olarak gerçekleşeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden duyular çocuklarda çok önemli. Bir diğer avantajı ise çocuklarımızın devamlı bir meranın olması. Gönüllü olmaları. Değil mi? Devamlı bir şey söylediğiniz anda parmaklar hep yukarıda e, olduğunu görmekteyiz çocuk gruplarımızda. Tabi bu biz öğretmenler için yine bir avantaj. Bunun sebebi ise nedir diyecek olursak yine karakteristik özelliklerinden önemli birini söyleyeceğim şimdi sizlere. Bu da ne oluyor? Öğretmen tarafından verilecek olan herhangi bir olumlu söz. Approve. Değil mi? Kendilerini ne yapmaya çalışıyorlar? Mümkün olduğunca kabullendirmeye çalışıyorlar. Öğretmen onlar için e, ciddi bir şekilde önemlidir. Yani God like" diyebiliriz. Yeri, e, <laughs> bu deyim yerindeyse. Çünkü tamamıyla öğretmenler onun e, onların gözlerinde önemli bir yerde durmaktadırlar. Peki. Peki iyi bir öğretmen olduğumuzu düşünürsek neye dikkat etmeliyiz? Bu karakteristik özellikler ışığı aldığında neler yapmamız gerekiyor? Şimdi mümkün olduğunca çeşitli e, kaynaklara, erişmemiz, ders ortamında da neye sebep olmaktadır? Onları geliştirmeye. E, ilgilerini daha fazla çekmeye. Çünkü şöyle bir durum var. E, şimdi çocuklarda görülen bir dezavantaj. Nedir bu dezavantaj? çok da fazlaca, gördüğümüz tecrübe ettiğimiz bir dezavantajdan bahsediyorum. Yani kolayca sıkılmalı. Bu çok kolay sıkılıyorlar. Çünkü e, odaklanma süreleri biliyoruz ki çocuklarımızın düşük yani bir dakika vermem gerekirse işte 5-10 dakika aralığındadır. Az önce söylemiş olduğum nokta. Neden çeşitliliği artırıyoruz? Neden birçok farklı kaynağa başvuruyoruz? İlgileri bu kadar çabuk dağılıyorsa benim farklı kaynaklardan yararlanmam demek o dağılan ilgiyi yeni bir kaynağa tekrar toplamam demektir. İşte bu noktayı düşünürsek ben sınıfa giriyorsam eğer muhakkak ki farklı kaynaklardan da e, yararlanmış olmam lazım. Çünkü dediğim gibi e, konsantrasyon süreleri çok kısadır e, küçük çocuklarımızın arkadaşlar. Peki devam ettiğimizde ne görüyoruz arkadaşlar? Şimdi ne var? Sadece bu mu? Yani dikkat dağılımının ortadan kaldırılması mı? Hayır. Başka sınıfları düşünün. Düşünün ki sadece sıra ve tahtadan oluşan bir sınıf. Bu sizin ilginizi ne kadar çeker? Bakın sizin diyorum. Neden? Çünkü sizin bile çok fazla dikkatinizi çekmez. Ancak İçeriye bolca ışığın girdiği, rengarenk işte e, duvarlarda bir takım görsellerin asılı olduğu bir sınıf ortamı düşünürsek e, o zaman da yine neyi ortaya koymuş oluruz? İlgi çekiciliği. Bu da ne yapar? Tamam az önce söyledik. Farklı kaynaklardan da bir takım materyaller kullanarak çocukların dağılan ilgisini tekrar toplayacağız dedik. Ama bir de fiziksel ortama da dikkat etmemiz gerekir. Böylelikle de ne olacak? Kendini daha güvende hissedecektir. İşte iyi bir öğretmen olmak istiyorsak ve öğrencilerimiz küçükse bunlara muhakkak ki dikkat ediyoruz. Peki nasıl öğrenirler? Şimdi bazı ım, Biliyorsunuz ki işte Piaget gibi, Bruner gibi, Vygotsky gibi bir takım ortaya atılmış olan çocukların öğrenimiyle alakalı teoriler söz konusudur arkadaşlar. Peki o zaman nasıl düşünür ve öğrenirler? İsterseniz kısaca bir de bunları hatırlayalım. Bir ilk olarak davranışçılara bakalım. Davranışçılar çocuğa nasıl yaklaşıyorlar ya da çocuğun nasıl öğrendiğini veya düşündüğünü hmm, ön plana atmışlar. Bir kere boş bir levha olarak görürler çocuğu değil mi? Neden? Çünkü çocuk çevre ile etkileşime girdikçe öğrenim gerçekleşir. Yani ne yapıyor? Çocuk muhakkak ki kendine bir model buluyor. O model ışığı altında da kendine yeni veriler katıyor. Yani bakın kesinlikle Pasif bir öğrenme içerisinde. Peki bu noktada da ne yapıyoruz? E, stimuli ve response durumu yani uyarıcı tepki durumu e, söz konusuydu davranışçı yaklaşımda. Ve ne ne yapıyordu? Transmission model of learning şeklinde görüyordu. Peki Piaget bunun aksine ne söylüyordu? Piaget'i de yine eğitim derslerimizden hatırladığımızı varsayıyorum arkadaşlar. Şöyle bir giriş yapabiliriz aslında. Balıklar yüzer, kuşlar uçar, çocuklar oyun oynar. This is Piaget. Buradan bu mottodan almamız gereken nokta nedir? Yani Piaget neye önem veriyor? Evet bir balığın yüzmesi ne kadar doğalsa, bir kuşun uçması ne kadar doğalsa, çocuğun da oyun oynaması o kadar doğaldır. Çünkü çocuk Oyun oynayarak e, ne yapar öğrenim gerçekleştirir. Dolayısıyla daha e, alıcı pozisyonundadır, daha aktif bir öğrenme pozisyonundadır çocuk. Eğer ki fiziksel ve sosyal çevresinde oyunlarla desteklenirse çünkü ne yapar girer oyun oynar kendi oynamış olduğu oyun sonucundan bir takım verileri alır tecrübe eder. Play is important. Yani action artı play neye sebep oluyor? Cognitive development. Kişi de bilişsel bir gelişime sebep olmak durumunda. Dolayısıyla Piaget'in öne atmış olduğu her bir durumda çocuğa nasıl öğretimi söz konusu yapıyoruz? Mutlaka oyunlarla öğretimini Yapıyoruz. Okay. Peki aynı zamanda Piaget ne yapıyordu? Dört farklı dön her bir çocuk dört dönemden geçer diyordu, değil mi arkadaşlar? İsterseniz onları da şöyle bir anımsayalım. Bir 0-2 yaş dönemi. 0-2 yaş döneminde neden bahsediyoruz? Sensory Motor Stage, değil mi? Peki Sensory Motor Stage'de 0-2 yaş dönemi arasında neler söz konusuydu arkadaşlar? Burada Tam anlamıyla çocuk çünkü gelişim dönemi içerisinde henüz konuşma başlamamış. E neyi kullanacak o zaman? Konuşma başlamadıysa duyular. Learn through using their senses. Dolayısıyla 0-2 yaşlarında daha çok duyu, temel duyularımız ön planda Diyor. Peki 2-7 yaş dönemi için nasıl bir ad e, ortaya koyuyordu? Pre operations stage diyordu değil mi? İşlem öncesi dönem. İşte bu noktada e, yavaş yavaş çocuk e, gelişimini e, hızlandırıyor diyebiliriz. Ha tabii ki e, henüz işte düşünceleri birleştiremez, mantıklı bir takım çıkarımlar e, yapamaz. Ee, ama bir takım olgular yavaş yavaş gelişmeye başlar. Bunun özellikleri içerisinde, 7 ya, yaş dönemi içerisinde nelerden bahsettiler bize? İşte egosentrizm yani daha bir ben merkeziyetçilik grubunun ağır bastığı dönem. Simbolizm nedir? Simbolizmden kastımız çocuk çevresindeki e, görmüş olduğu herhangi bir e, nesneyi bir şeye benzetmesi. İşte e, ne diyelim cetveli işte silah gibi kullanması simbolizme örnek olabilir. Ya da animizm dediğimiz bir diğer durum. Animizm de neydi? İşte kullanmış odasındaki oyuncaklara, kullandığı oyuncaklara yanlı gibi davranması. Onlar da yine bir ruhu varmışçasına bir insan gibi canlandırması. Bu da animizm olarak ifade edilebilir. Yine 2-7 yaş dönem içerisinde de mor realizm durumu söz konusu. Yani akla, ahlak gelişim kuralları önemlidir. Çocuklar için kurallar önemlidir ve bunlara riayet ederler. Biliyorsunuz ki öğretmenin vermiş olduğu sınıf içerisinde koymuş olduğu kurallar çok önemlidir ve bu gruptaki öğrenciler de ne yapar bunlara e, maksimum anlamda uyum göstermeye çalışırlar. 2-7 yaş grubu e, içerisinde. Peki bir diğer dönem 7-11. 7-11. Yani bunun da ismi neydi? Concrete Operational Stage. Ya, e, yani tam anlamıyla artık çocuğun somut işlemler dönemine geçiş yaptığı dönem, yaş dönemi diyebiliriz. Burada çünkü artık yavaş yavaş e, ne yapıyor? Mantık muhakeme yapmaya başlıyor. Ancak burada bir durum e, söz konusu. Çünkü e, tamam somutsal veriler önemli, somut olarak bir takım şeyleri aktarmak önemli çünkü hala soyut becerileri e, aktif olmamıştır. O yüzden e, öğrenim söz konusu olacaksa veya çocuğa bir şey öğreteceksek mutlaka, Somut bir takım e, nesnelerle veya olaylarla öğreteceğimizi aktarmamız gerekmektedir. Concrete Operational Stage'de. Peki Concrete Operational Stage'de bitirdiğimize göre ne yapalım? Eleven After. 11 bir yaşına gelmiş olmaları ve sonrasında devam etmiş olmalarında. Neyi görüyoruz? Formal Operational Stage. Yani artık soyut işlem dönemi başlamıştır. Yani artık öğrencimiz gelişme e, ne olarak devam ediyor? Bir teenage ve artık abstractod anlaşılabilir. O yüzden artık soyutta göre de öğretim gerçekleşmiş olacaktır sevgili dostlar. Ve bu durumda da ne yapar? Artık teenage'de görmüş olduğumuz temel özellikler yerini bulmaya başlayabilir. Az sonra da ne, yapar, ne yapacağız? Zaten onları da özetleyeceğiz. Şimdi bu dönemleri bu şekilde bitirdiğimize göre biraz da nereden bahsedelim. Tabi Brunner dediğimiz zaman aklımıza bize hep söylediler sizin de aklınızdadır. Scaffolding değil mi? Yapı iskelesi yani öğrenimi oluşturan yapı iskelesi. Ne yapıyoruz? yapı iskelesini yaptıktan sonra üstüne verdiğimiz bilgiler çok daha verimli bir şekilde ortaya çıkar. Dolayısıyla yapı iskelesinin önemi büyüktür öğrende. Brunner baktığımızda konstruktivist bir yaklaşım, yapılandırmacılık ön planda olduğunu söyler. Ve çocuğun muhakkak ki öğrenimde yine aktif yer almasını savunmaktadır Brunner. Çünkü nedir? Çocuğun bir bakış açısı vardır öğrenime karşı ve kendince bir yorumlaması vardır. Dolayısıyla çocuğu aktif edip farklı perspektiflerden öğrendiğini muhakkak ki ona göstermemiz lazım. Tecrübelerini muhakkak ki ders içerisinde yaşamış olduğu tecrübelerini e, gözlemlememiz gerekir. Çünkü öğrenim bir süreçtir. Sadece bir product yani ürün değildir. Süreçten bahseder ve bu, bu sürece de aktif olarak katılmalı der. Bunun e, tabii ki bu sürecin verimli bir şekilde geçmesini istiyorsak yine scaffolding yani ne yapıyoruz? Gerekli noktalarda öğrencilerimize belli yapı iskelesini oluşturuyoruz. Dolayısıyla öğrenime hazır hale getiriyoruz. Onlara yeterli desteği veriyoruz. Learn through doing it. Yaparak öğrenmek önemli. Çünkü az önce de söylemiş olduğumuz gibi neyi vurguluyordu? Aktif, değil mi? Çocuğun aktif agent olduğunu. O yüzden yaparak öğrenme önemlidir. Onun dışında sadece yaparak mı? Hayır. Learn through using picture and image of it. Görsellik. Yine ne yapacağız? Çocuğun aktif olmasına yardımcı oluyoruz. Okay. Dolayısıyla bu nerede de ee, az önce say saymış olduğumuz özellikler e, bolca sınıf içerisinde vurgulan malı demektedir. Peki Vygotsky'ye bakalım. Vygotsky deyince de aklımıza e, bu Bruner'in ortaya atmış olduğunu biraz daha genişletildiğini yani social constructivist teorisi e, olarak da alabiliriz. Neden sosyal yapılandırmacılığı ön planda görüyor? Çünkü sadece yapılandırmacı değil çocuğun aynı zamanda sosyal etkileşiminin en üst ...şekilde görülmesi gerektiğini söyler Vygotsky. Çünkü çocuk ancak ve ancak öğrenimi nasıl e, gerçekleştirir? Sosyal, çevresindekilerle sosyal etkileşime girdikçe gerçekleştirir. Şimdi tabii ki burada sosyal etkileşime giriyor ama neyle giriyor? Çevresindeki işte e, e, bu çevre, okul, e, okuldaki öğretmeni, arkadaşları, e, eve düşünecek olursak evde aile değil mi? Bunlarla yapmış olduğu etkileşim sonucunda asıl öğrenim gerçekleşir diyor. O yüzden social interaction'ın önemini bolca vurgular. Kim? Vygotsky. Peki Vygotsky deyince sadece bu mu geliyor aklımıza? Hayır, bir de zone of proximal development geliyor. Zone of proximal development yani yakınsal gelişim alanı. Geliyor yakınsal gelişim alanı dediğimizde de aklımıza ne gelmekte sevgili arkadaşlar hemen onu da sizlere açıklayayım. Şimdi çocuğa baktığımızda evet önemli sosyal etkileşime girmek önemli çünkü sosyal etkileşime girdikçe bu çocuk öğrenimini gerçekleştiriyor hatta hatta e, konuşma düşünmekten daha önce geliyor o yüzden de sos so e, sosyal etkileşimi ön planda tutuyor ama öğrenim hangi alanda gerçekleşiyor bakın. Zone of proximal development'ta bir alan var diyordu, değil mi? O alana geldiğinde, yani çocuk ancak hazır olduğunda öğrenimi gerçekleştirirler. Buradaki kastı nedir? Şimdi tabii ki gelişim biyolojik bir takım unsurlara bağlıdır zihinsel gelişim, ama biz burada kendi rolümüzü öğretici olarak tuttuğumuzda ve çocuğa guide olduğumuzda gerekli alana çektiğimizde çocuğun öğrenme hızı arttırılabilir. Yani bu ne demektir? Şöyle ki bir derse girdiniz. İşte çocukların seviyesi A1 diyelim. Bu A1'de işte onların seviyelerine devamlı aynı şeyi verdiğinizi düşünelim. Yani seviyelerine kolay şeyler verdiğimizi düşünelim. Ne olacaktır? Çocuk burada konfor zonda olduğunu varsayalım. Yani gayet kolay bir şekilde, oh rahat bir şekilde gerçekleştiriyor. Ama bir yerden sonra ne olacaktır? Kolay geldiği için motivasyon problemleri ortaya çıkacaktır ve çocuğun dağılmaları baş gösterebilir. Dolayısıyla comfort zonundan çıkartmamız lazım onları değil mi? Çünkü öğrenim bir yerden sonra gerçekleşmeyecek. Peki nasıl gerçekleşecek o zaman? Şunu söyleyebiliriz. Ee, ha burada dikkat edilmesi gereken bir noktada şu var. Aklıma gelmişken onu da sizle paylaşayım. Frustration zone var bir de. Şimdi ona da dikkat edelim. Tamam comfort zonda çok kolay geliyor ama atladığınız bir şey var. Bazen ne yapıyor? Çocuğun takıldığı ee, bir takım e, sorularla yaklaşarak çocuğu daha fazla strese sokuyor. Buradaki amaç da e, şudur aslında siz ona bir şey öğretmeye, zorlamaya çalışıyorsunuz ama haddinden fazla yük bindiriyorsunuz. O zaman da çocuğu rahatlık alanından çıkarıp kızgınlık alanına sokmuş oluyorsunuz. Yine ne olacaktır? Tamam, bir noktada e, mücadele edecektir öğrenmek için ancak zor geldiği için öğrenimi bırakacaktır. Yine motivasyonu kaçacaktır. O yüzden zone of proximal development nedir? Bu comfort zone'la frustration zone'un tam arasında. Yani öğrencinin ne çok zor ne çok kolay bir bilgi girdisiyle karşılaşması gerektiği. Ha, tam anlamıyla bir üstünde. Yani öğrencinin var olmuş olan bir seviye üstünde. Creation'ın ortaya atmış olduğu ay Plus Van teorisiyle e, e, işbirliği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. İşte o zaman o alana çektiğimizde çocuğu artık öğrenime hazır olduğunu söyleyebiliriz. Zone of Proximal Development'ta. Tabi burada öğrencinin e, durumu e, ciddi anlamda ne ol, nedir? E, aktif bir şekilde yer almaktadır. Öğretmen de muhakkak ki bu alana götüren onu bir rehber gibi hareket etmektedir sevgili arkadaşlar. Böylelikle Vygotsky'yi de anlattıktan sonra bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.